yumurtalı değil, çift yumurtalıdır. Erkek arılar onu tek yumurtalı gibi görürler ve onlar sanırlar ki kısır arılar daha verimli ürer sanırlar. Halbuki seçtikleri arı ne kısırdır ne de tek yumurtalıdır. Arıların da bir ilmi vardır. Onların ilmi ayırma, ayrıştırma ilmidir. Arılar bu ilmini kullanarak ballarının yumurtalıklarından ayırırlar. Yüce Allah ilk arıyı yarattığında ona şöyle seslendi. Ey kulum, sen dağ tepe gezip sürekli kanat çarpıp çalışıp dışkından şerbet bırakacaksın dedi. Arı ise Allah'a şöyle dedi. Ey azametli Rabbim, ben dışkımdan nasıl şerbet bırakırım dedi. Allah ona tekrar cevap verdi. Sana ayırma ilmi verdim. Bu ilmini kullanarak şerbetini dışkından ayır dedi. Bunun üzerine arılar bu ilmini kullanarak ballarını yaparlar. Arılar gözleri çevreyi beşgen asimetrik şekilde görürler. Bir gözlerinde milyonlarca pikseller vardır. Bu sebeple peteklerini bu pikseller sayesinde yaparlar. Zira pikselleri çok kuvvetlidir. Bir araya gelip hiçbirbirlerine değmeden o petekleri örerler. Arılar karınlarında takromin sıvısı da barındırır. Bu sıvı donan bir mum balçığı gibidir. Ve aynı zamanda bu sıvının arıların karnında ısı seviyesi çok yüksek ve çok kaynardır. Yüce Allah'ın arılara vermiş olduğu ayırma ilmi sayesinde bu ısıyı hissetmezler. Petekleri örerken bu sıvıyı ağızlarından çıkarırlar ve her çıkardıkları sıvıya pikselleri sayesinde şekil verirler. Sıvı şekil verdikten sonra donar. Bal mumu olur. Bu bal mumları inanılmaz derecede bir ısı yalıtımıdır. Kovanların ısısını sabit tutar. Arılar bu sayede larvalarının ısılarını da korumuş olurlar. Asker arılar kovanı beklemekle görevlidir. Frekans algıları vardır. Dışarıdan gelen tehlikeyi çok iyi algılarlar. 100 metreden algılayıp kovanın içindeki arılara paroksin sıvısı salgılarlar. Bu sıvının anlamı ise tehlikeli dış güçlerin yaklaştığını belirtmek isterler. Asker arıları dış güçleri bu sıvıyı salgılayarak kovandaki arıların ölü olduğunu ve kovanın boş olduğunu hissettirirler. Bu taktiğin adı ise yalancı kovandır. Yani bu kovan arılarını öldürdü anlamındadır. Ana kraliçe arı olgun arıları koruma altına alır. Lakin olgun arıların algı frekansları başka arıların frekanslarına karışmasın diye. Bir nevi ana kraliçenin hapishanesinde himayesinde kalırlar. Zira arılar görüp göremeyeceğiniz kanatlı familyaların en titiz canlılarıdır. Hakikat onlara bir armağan bahşetmiştir. Onlar her zaman Allah'a şükrederler. Arılar ballarını iğneleriyle tek tek ördüğü peteklerin içerisine doldururlar. Asla yerlerini şaşırmazlar. Gözlerindeki pikseller sayesinde arılara balın rengi renksiz görünür. Zira göz pikselleri rengi seçemez. Sarı olduğunu asla bilmezler. Bazı ana kraliçe arılar kovan içinde bir tehlike algıladıysa o kovanı terk eder. Zira koruması altındaki arılar isyan çıkarabiliyor. Bu durumda ise ana kraliçe isyanı bastıramazsa kovanı terk etmiş oluyor. Arılar da insanlar gibi büyük savaşlar yapabilirler. Savaşlarının en çok sebebi ise ana kraliçenin gözdesi olmaktır. Arılar dişi arılara inanılmaz bir şekilde değer verirler. Zira arılar için üremek, kolonilerin çoğaltmak büyük ölçüde önemlidir. Bu nedenle dişilik erkek arılar için büyük önemi vardır. Bitti. Vay, yemin ederim var ya.